2015 Nobel Kimya Ödülü DNA onarım sistemi alanında çalışmalarda bulunan Profesör Doktor Aziz Sancar'a verildi. Sancar ülkemize Nobel heyecanını yaşatan ilk kişi değil. Ancak fen bilimleri alanında dünyanın en saygın ödülüne layık görülen Anadolu coğrafyasında yetişmiş ilk bilim adamı. Küresel rekabet raporunda ise bu sene Türkiye Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bileşeninde 144 ülke arasında 56. sıraya geriledi. Ancak ülkemizin bilimin gelişmesi ve genç nesillerin Aziz Sancar'ın yolunda ilerleyebilmeleri için onları motive etmeye çalışan değerli bir bilim kadını var. Ayça Arslan Ergül, Türkiye'de gençlerin bilime karşı ilgilerini ve iç motivasyonlarını arttırmak için liseleri dolaşıyor, seminerler veriyor. Ben Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi mezunuyum. Bizim zamanımızda böyle konu hakkında bilgisi olan uzman hocalar gelip bize bilgi vermemişlerdi, konferans düzenlenmemişti. O yüzden bölümü kendi isteğimle seçtim ama hep aklımda soru işareti vardı. Yapabilir miyim acaba, başarılı olabilir miyim, bu bölüm bana göre mi diye. O yüzden öğrenciler tam üniversiteye girecekleri dönemde ilgilendikleri konu hakkında bilgi alabilecekleri ve onları yapabileceksiniz diyebilen hocaların olması, onlara bilgi vermesi çok önemli diye düşünüyorum. Ayça Arslan Ergül, Bilkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji alanında çalışıyor. Akademik araştırmalarının yanı sıra lise öğrencilerinin bilimden korkmamaları ve kendilerine güvenmeleri için değerli bir proje yürütüyor. Ben moleküler biyoloğum ve işimi çok severek yapıyorum. Her gün çok severek geldiğim bir laboratuvarım var. Severek çalıştığım çalışma arkadaşlarım var. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Özellikle liselerde moleküler biyoloji nedir? Tıp mı seçsek, moleküler biyoloji mi seçsek gibi bir her zaman karşılaştığımız bir soru var. Ama aslında temel soru bu değil. Temel soru siz neden hoşlanıyorsunuz ve ne yapmak istiyorsunuz? Ve bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Çocuklar çok zeki, çok yetenekli ve gelecekleri çok parlak. Ama çoğu bunu bilmiyor. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir tema var, bir konu var. Öğrenilmiş çaresizliği özellikle lise yaşında çok yaşıyoruz. Lise çağındaki çocuklarda çok görüyoruz. Herhangi bir başarısızlıkla karşılaştıklarında bununla nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar. Aslında bizi bir noktaya getiren, başarılı olmamızı sağlayan bir nevi başarısızlıklarımızın toplamı ve bunlara nasıl yanıt verdiğimiz, bunlarla nasıl başa çıktığımız oluyor. Ben çocuklara bunu aşmaları için bir konuşma yapıyorum. Bu konuşmamda önce kendimi anlatıyorum. Daha sonra karşılaştığım engelleri, başarısızlıkları, nasıl nelerle çaba gösterdiğimi, bunları anlatıyorum. Ve çocukların benimle kendilerini özdeşleştirmesini istiyorum. Çünkü ana tema olarak ben yaptıysam onlar da yapabilir. Benden çok daha iyisini yapabilirler. Bilim kadını Ayça Arslan Ergül bugüne kadar Ankara'nın 20 farklı okulunda 1000'e yakın öğrenciye seminerler verdi. Moleküler biyolojiyle ilgileniyor olmalarının hiçbir önemi yok. Sosyal bilimlerle de ilgileniyor olabilirler. Hocam biz kendimizi hep geri çekiyormuşuz. Bunu fark ettik ve bundan sonra elimizi daha çok kaldıracağız, daha çok soru soracağız ve daha çok kendimize inanmaya başladık şeklinde tepkiler alıyorum. Ayça Arslan Ergül, başarılarının ve hayallerinin yanında başarısızlıklardan ve korkularından yola çıktı. Lise çağındaki öğrencilere kendine güven ve bilim sevgisi aşılamak için seminerler verdi. Hem bilim dünyasında yaptığı çalışmalarda hem de lise öğrencilerinin hayatlarında kocaman bir fark yarattı.